Eğitimin temel sorunları çözülmeli, kalıcı politikalar üretilmelidir. Salgının hayatı olumsuz etkilediği, eğitimde devamlılığın sekteye uğraması neticesinde nitelikten ve verimlilikten taviz verilmek zorunda kalındığı günlerde eğitim çalışanlarının ortaya koyduğu azim ve kararlılık, vefa sosyal destek gruplarında üstlendiği rol önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Salgının sonlarına doğru okulları açık tutmak iradesi, devamlılığın sağlanması ve ortaya çıkacak telafi yükünün azaltılması açısından yerinde bir karar olmuştur. Zor dönemlerde bile üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeye çalışan eğitimcilerin çözüm bekleyen sorunları, getirilen yenilikler ve tanınan haklarda eksik bırakılan tarafların varlığı, şiddet karşısındaki savunmasızlığı gibi eğitimin niteliğini ve verimliliğini doğrudan etkileyen tüm konularda başta hükümet yetkilileri ve kanun koyucular olmak üzere sorumluluk sahibi herkes üzerine düşeni elinden geleni yapmalı, eğitim çalışanların içinde bulunduğu durum göz önüne alınmalı, mutsuz mecburlar üretme potansiyeline sahip gidişata dur denilmelidir. Öğretmenlik meslek kanunun çıkarılmış olması çok önemli bir adım olmakla beraber, muadil meslek kanunları mukayese edildiğinde kapsamın dar tanınan hakların da geride olduğu acı bir gerçektir. Toplu Sözleşme Masası'nda çalışma yapılmasını karara bağladığımız konulardan biri olan 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışma gerçekten reform niteliğindedir. Ancak adaletin gereği olarak bazı eksiklerin giderilmesi de gerekmektedir. Haklı taleplere Geçerli mazeretlere duyarsız kalınması, eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilmemesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmemesi, bilim ek ders ücretinin miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkilileri geliştiren kariyer odaklı sürdürülebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanamamasının doğurduğu mağduriyetler, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının düzenli bir şekilde gerçekleştirilememesi, okulların ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda ivedi çözümler beklemektedir. Eğitim çalışanların düşen alım gücü telafi edilmelidir. Enflasyonun attığı, hayat pahalılığının sabit gelirleri ve tüketicileri bunalttığı, teke, temel tüketim maddeleri ve emtia fiyatlarının yoksulluk eşiğini yükseltip yoksulluk sayısını arttırdığı bir eşikteyiz. Günlük hayatı zorlaştıran, yoksulluk hissini arttıran, yokluk eşiğine yaklaştıran, güven azaltıcı etkisini yoğunlaştıran ekonomik sarsıntı, kamu görevlileri başta olmak üzere en çok sabit gelirleri olumsuz etkilemektedir. Ekonominin mikro ve makro düzey rakamları, enflasyon ve döviz oranları dikkate alında, alındığında kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Bu çerçevede eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıplar ve düşen alım güçleri telafi edilmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kaldırılmalı, kadrolu istihdam esas alınmalıdır. Ek gösterge konusundaki eksikler giderilmelidir. Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme mutlaka yapılmalıdır. Yönetici görevlendirme mevzuatı kalıcı ve sürdürülebilir bir hale gelmelidir öğretmen açığı sorunu köklü bir şekilde çözülmelidir. Bununla ilgili ciddi bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Öğretmen atamalarında mülakat mutlaka kaldırılmalıdır. Öğretmenlerin yer değişikliği sürecindeki aksaklar giderilmelidir. Eğitim hizmeti bir bütün olarak değerlendirilmeli, hizmetli ve memurlarımızın hakları iyileştirilmelidir. Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hizmetlerin özlük hakları mutlaka iyileştirilmelidir. Yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmeli değil. 20. Milli Eğitim Şurası kararları hayata geçirilmelidir. 20. Milli Eğitim Şurası'nda eğitimin kalitesi, eşitlik, hakkaniyet, eğitimin finansmanı, eğitim çalışanlarının özlük haklarının arttırılması, okuldaki öğretme süre süreçleri, öğrenme süreçleri ve okulların liyakat ilkesini göre daha etkili hal nasıl yönetilebileceği konularında alınan kararlar hayata geçirilmelidir. Sistemli yaklaşımlarla eğitimde kararlılık, tutarlılık, bütünlük, süreklilik sağlayan ve kamu yararını hedefleyen eğitim politikalarının üretilmesine gayret edilmelidir. Eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize hayatlarına yenilikler katacak huzurlu ve nitelikli bir dinlenme dönemi diliyor. Mezun olan öğrencilerimizin yeni başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz. Sağlık, afiyet diliyoruz.